trakomasti erkeklerde meme dokusunun normalden daha fazla büyük olmasıdır. Jinekomastinin 4 tane evresi vardır. İlk evrede sadece meme başı ve areolanın altında bir nevi düğme şeklinde çok hafif bir gland dokusu büyüklüğü vardır. 4. evresinde yani son evresinde ise adeta bir kadın memesi gibi memenin altında bir fold vardır ve bazen B kap hatta C kap büyüklüğünde bir meme bile oluşabilir. Çoğunlukla ergenlerin yani püberteye yeni ermiş erkek çocukların 13-14 yaştan sonra belirginleşen bir rahatsızlığı olarak bilinse de aslında belli bir yaştan sonra testosteron azalmasına bağlı daha yaşını almış kişilerde de jinekomasti görülebilir. Bazen başka bir takım endokrinolojik rahatsızlıklara bağlı veya ilaç kullanımına bağlı da jinekomasti olabilir. Bu nedenle hastayla konuşurken jinekomastinin etiyolojisini yani neden oluştuğunu iyi araştırmak gerekir. Tedavisini cerrahidir jinekomastinin. İki tane temelde yöntem vardır. Bir tanesi liposuction, bir diğeri de cerrahi olarak areolanın saat 3 ile 9 hizasından açarak altta kalan gland dokusunun vücudun dışına alınması ameliyatıdır. Liposuction en çok tercih ettiğimiz yöntemlerdendir ve çoğunlukla ilk 3 evresinde jinekomastinin son derece iyi sonuçlar verir. Çıkartamadığımız bazen çok sert olduğu için liposuction kanüllerine gelmeyen gland dokusu varsa eğer ki bu özellikle genç hastalarda görülebilir. Liposuction'ın ardından arta kalan gland dokusunu yine areolanın altından deriyle areolanın birleşim yerine açarak dışarıya almak mümkündür. Jinekomastide kullandığımız liposuction'a artık günümüzde çoğunlukla yeni teknolojileri de beraberinde ekliyoruz. Örneğin ultrason ve lazer teknolojisi gibi. Bunların avantajı da gland dokusunu, yağ dokusunu parçalamaya biraz daha fazla yardımcı olmaları. Dışarıya alabildiğimiz liposuction materyalinin de daha fazla olabilmesi. Böylece cerrahiye gerek kalmadan çoğu vakada sadece bu teknolojileri liposuction'la kombine ederek daha fazla dokuyu dışarı alabiliyoruz ve cerrahiye gerek kalmayabiliyor. Ama eğer deri fazlası çok fazlaysa liposuction'dan sonra deri kontraksiyonu da olsa bile yetersiz miktarda olacak ve bir gevşeklik olacaksa bazen derinin de cerrahi olarak çıkartılması gerekebiliyor.